Hanımlar, beyler, ekranların en keyifli ve en lezzetli programı Yemekteyiz başlıyor. Bugün İstanbul Küçükyalı'da oğluyla birlikte yaşayan 35 yaşındaki Sevda Hanım'ın konuğu olacağız. Sevda Hanım'ın koyu renklerle açık renklerin kombinlendiği salonunda deri bir oturma grubu, şık bir yemek masası ve duvara monte edilmiş büyük bir ekran televizyon bulunuyor. Sevda Hanım yemeklerini ise klasik bir görünüme sahip olan mutfağında yapıyor. Sevda Hanım bir çocuk annesi. Merhaba, ben Sevda İlkin. Küçükyalı'da oturuyorum. 35 yaşındayım. Bekarım. 16 yaşında oğlum var. Sevda Hanım Seda Sayan'ın büyük bir hayranı. Seda Sayan'ı çok seviyorum. İyi ki de katılmışım. Çünkü benim evime Seda Sayan hanımefendi gelecek. Çok onure oldum. Çok da mutlu oldum. Çok mutluyum. Sevda Hanım yemeklerine son derece güveniyor. Yemeklerime güveniyorum. Çok da lezzetli yapıyorum. Kesinlikle. Yani bir yiyen böyle parmaklarını yiyor yani. Öyle diyebilirim yani. Sevda Hanım yapılabilecek eleştirilere sessiz kalmamakta kararlı. Yemeklerime ben çok güveniyorum. Tabii ki çok lezzetli yapıyorum. Eleştirecekler tabii ki. Yani çok güzel yemek yaptığım için beni eleştirecekler. Eleştirdikleri için ben de onları tabii ki cevabını vereceğim. Altına kalmayacağım tabii ki. Sevda Hanım kendini bir lider ve efsane olarak tanımlıyor. En sevdiğim özelliğim lider oluşum. Yani efsane oluşum, bilmiyorum ama efsane oluşum. Evet, çok iddialıyım çünkü. Menünüzde neler var Sevda Hanım? Bugün menümde tavuklu şehriyeli çorba, ara sıcaklardan zeytinyağlı yaprak sarması, patates püresi eşliğinde, salatalardan yavurdağ salatası, ana yemekte fırında kebap, meyhane pilavı, tatlılardan vişneli, frambuazlı, yaş pasta yapacağım. Kendime rakip tanımıyorum. Birinci ben olmalıyım. Ben efsaneyim. Her zaman efsane olacağım. Sevda Hanım şu iddialı menüsünü çok merak ediyorum. Haydi bir bakalım. Tavuklu şehriye çorbası. Sevda Hanım sizden zaten farklı bir şey beklemiyordum. Çocuk çorbası. Benim kızım bile bunu çok basit. 5 dakikada yapıyor. Bu nedir ya? Bir davet sofrasında bunun ne işi var? Çok komik. Umarım lezzetli olur da en azından sıcak bir çorba içmiş oluruz ama kesinlikle bir davet masasına yakıştıramadım. Ara sıcak zeytinyağlı yaprak sarması patates püresi eşliğinde. Zeytinyağlı yaprak sarmasını anladım ama yanındaki patates püresini inanın anlayamadım. Hani ana yemek mi sunuyor, ara sıcak mı o patates püresinin sarmanın yanında ne işi var? Hani ben ilk defa böyle bir şey yiyeceğim. Gerçekten şu anda gördüklerim karşısında inanamıyorum. Fırında kebap. Sevda Hanım ne kebabı? Belirtmemişsiniz. Yani burada soru işareti. Biz ne kebabı ile karşılaşacağız? Çok merak ettim şu anda. İstediğiniz şekle çevirebilirsiniz bunu. Yani soru işareti. Fırında kebap. Her şey olabilir. Tatlı, vişneli, frambuazlı, yaş pasta. Ben anlamadım Sevda Hanım burada ne yapmak istemiş. 5 çayına gitmiyoruz biz. Burada kendisinden şerbetli bir tatlı beklerdim. Ama dediğim gibi Sevda Hanım ilginç karakter olduğu için beni hiç şaşırtmadı.